Merhabalar. Bu videomuzda görev çubuğunu nasıl özelleştirebileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle görev çubuğuna bir göz atalım. En sol köşede başlangıç düğmemiz bulunmaktadır. Onun hemen yanında arama düğmesi. Aramak istediğimiz herhangi bir dosyanın ismini yazmaya başladığımız zaman burada hemen o dosyayı daha yazma işlemini bitirmeden bulabiliriz. Veya program ismi. Word programını açmak için Word yazmaya başladığınız zaman hemen o program burada gözükecek. Bastığınız zaman da açılacaktır. Mesela Excel programını açmak için Excel'e yazmaya başladım ve hemen Excel'i buradan açabilirim. Onun yanında görev görünümü düğmesi. Buna bastığımız zaman hangi programlar açıksa onları buradan görebilir. Yeni masaüstü ekleyebiliriz. Bunun yanında görev çubuğuna eklenmiş programları görmekteyiz. Onun yanında açık olan programlarımızı görmekteyiz. Sağ tarafta da sistem simgelerini görmekteyiz. İnternet, batarya, dil, saat, takvim, sistem bildirimleri ve en sağdaki düğme ise, en sağ köşedeki düğme ise masa üstünü göster düğmesi. Bastığımız zaman masa üstünü gösterecektir. Bastığımız zaman masa üstüne geçecektir. Şimdi görev çubuğunu nasıl özelleştireceğimizi görelim. Görev çubuğu üstünde sağ tuşa bastığımız zaman buradan bazı özelliklerini hemen değiştirmek mümkündür. Araç çubukları mesela burada masa üstü. Basalım. Burada masa üstüne bazı dosyalara, bölümlere, masa üstündeki hemen ulaşabiliriz. Ara bölümünde ise arama simgesini göster, arama kutusunu göster. Kutu olarak görmek istiyorsak. Kişileri görmek istiyorsak, kişileri görev çubuğunda göster. Burada kişiler gözükecek. Windows Ink çalışma alanı. Burada gözükecek. Dokunmatik klavyeyi açıyorum. Buradan dokunmatik klavyeye ulaşabiliriz. Masa üstünü göster. Gene birçok dosya pencere açıkken masa üstünü göstere buradan ulaşabiliriz. Şimdi ben bunları kapatmak istiyorum. Gerekli olmayanları benim için. Ve arama çubuğunu ben simge olarak daha çok kullanıyorum. Masa üstü de gerekmiyor. Şimdi burada görev çubuğunu kilitle seçeneğini sildiğim zaman, yani görev çubuğu kilitleye bastığım zaman o aktif halden çıkmış olacak. Ve artık görev çubuğunu istediğimiz yere taşıyabiliriz. Sağ tarafa, sol tarafa, yukarıya ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama görev çubuğu kilitle seçiliyse bu durumda artık bunun yerini değiştirmeniz mümkün olmayacaktır. Görev çubuğu ayarlarına biraz göz atalım. Görev çubuğunu kilitle buradan da kilitlenebilir, açılabilir. Masaüstü moduna görev çubuğunu otomatik olarak gizle. Eğer bu açıksa normalde görev çubuğumuz görünmüyor. Fareyle üzerine geldiğimiz zaman açılacaktır. Görev çubuğu küçük düğmeleri kullan. Buna bastığımız zaman düğmeler küçülecektir. Masa üstünü göster butonuna bastığımız zaman masa üstünü gösteriyordu. Eğer burada peak özelliği açıksa onun üstüne geldiğimiz zaman basmadan da masa üstünde ne var hemen gösterecektir. Ama masa üstüne ulaşmak için bir defa tıklamamız gerekmektedir. Başlangıç düğmesine sağ tıkladığımızda, yani buradaki düğme, başlangıç düğmemize sağ tıkladığımızda burada komut istemi bölümü vardır. Komut istemi yerine Windows PowerShell kullanmak istiyorsanız buradan onu açabilirsiniz. Windows PowerShell. Görev çubuğunun ekrandaki konumunu buradan da değiştirebiliriz. Sol tarafa alabiliriz. Ben tekrar alt tarafa. Görev çubuğunu özelleştirmek için, yani yeni
Buraya yeni simgeler eklemek için programların simgelerini. Mesela Acrobat Reader, bunu eklemek için sağ tuşa basıyorum bu program üstünde. Diğere gidip görev çubuğunu sabitle. Gördüğünüz gibi o burada artık gözükecektir. Onu istediğim yere taşıyabilirim de. Yerlerini değiştirebilirim bunların. Kaldırmak istediğimde sağ tuşa basıp görev çubuğundan kaldırı seçebilirim. Sistem simgelerini açmak ve kapatmak bu sağ taraftaki. Mesela saati göstermek istemezsem kapatıyorum. Ses düzeyi, hangilerini kapatmak veya açmak istiyorsanız buradan açıp kapatabilir. İşte bu kadar.